Ne demek videonun tamamı ortaya çıktı diye hisse satışı iptal oldu? Bu tepkini anlamakta bayağı güçlük çekiyorum Tuğçe. Yani seni tanımasam hisselerimi almakta bir çıkarın olduğunu düşüneceğim. Yani ne alakası var Boracığım? Ben sadece seni düşünüyorum. Biliyorsun bunu. Ben de sadece işi düşünüyorum ve senden de aynısını bekliyorum Tuğçe. Tıklanma sayımızı arttırmamız ve kaçan reklamları geri almamız lazım. Bundan başka hiçbir şey olmamalı aklımızda. Anlaştık mı? Anlaştık tabii ki, evet. Güzel. LS Medya'nın genel müdürü Serdar Bey'le yemek yiyeceğiz bu akşam. Eşi Suudi Hanım da geliyormuş. Beraber gitmemiz doğru olur. Tamam, tabii sen nasıl istersen. Ya Bora, ben bugün biraz şaşırdım açıkçası hisse devri konusunda. Ama aynı zamanda ne kadar mutlu olduğumu da bilmeni isterim. Ya bu şirket senin çocuğun gibi ve bunu en iyi ben bilirim. Ve ben hep senin yanında olacağım. Her şey yoluna girecek, inanıyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun Evren Bey. Teşekkürler. Size bir şey soracağım. Hı. Tuğçe Hanım nasıl biri? Yani Bora Bey'i az çok anladım, onu tam anlayamadım. Yani yanlış bir şey yapmak istemiyorum da, bileyim. Neden sordun? Şimdi Tuğçe Hanım da patronum sayılır, yani patronum gibi. O yüzden böyle yanlış şeyler olmasın yani, bileyim, tanıyayım, ona göre hareket edeyim. Evet, şimdi normalde ben böyle kimseye tavsiye vermem. Hı. Ama hadi yine şanslısın, bugün iyi günündesin. Ha, evet, tamam. O yüzden beni iyi dinle. Sen ol, eğer uzun yaşamak istiyorsan Bora Bey'le mesafeni ayır. Ben Tuğçe Hanım sormuştum ama... Ben de sana zaten ondan bahsediyorum. Selam. Selam. Akşam yemeği için rezervasyon yaptırdım. İptal et Rüzgar. İptal derken? İptal derken acaba ne demek istiyor olabilirim? İptal Rüzgar, işim var. Anladım. Tamam peki, sıkıntı yok. Bak Bora'yla bir iş yemeğine çıkacağız akşam. Milyonluk bir anlaşmaya imza atacağız. Başka zaman yaparız, ok mu? Ok, tamam. Görüşürüz. Bay bay. Ah. Geç. Ada, buradan derhal gidiyorsun bak, derhal. Gitmiyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Yiyebilirsin kafayı, ben sevdim buraya. Gitmiyorum, yapacak bir şey yok. Aa. Bora evli olduğunuzu falan bilmiyor değil mi? Tuğçe senin evli olduğunu biliyor mu? Ya da sana şöyle sorayım. Bu şirketteki herhangi biri senin evli olduğunu biliyor mu Rüzgar? Ada, ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Ada! Videonun devamını yayınladık değil mi? Evet Bora Bey. Güzel. Bora Beyciğim, çok merak ediyorum. Videonun devamını nasıl buldunuz? Sence şu an konumuz bu mu Evren? Ada! Ne? Bak şu an konumuz bu. Bora Bey senin gibi birini işe almaz. Nasıl ikna ettin? Senin 3 yıldır göremediğini adam 3 günde gördüyse demek ki. Adacığım, birbirimizi tanıyoruz. Hiçbir vasfın yok. Sen beni hiç tanımıyorsun. O yazdığın ilkokul kompozisyonlarını kimse okur mu sanıyorsun sen? Ha? Okunma sayısı? An itibariyle sağlıklı yaşam bölümündeki diyet kabak mücver tarifinden az. Nemfil Huzurlar'la görüşmeler nasıl gidiyor? Hepsine yayınlamaları için videonun geri kalanını ilettik Bora Bey. Sonuç? Şu an henüz bir geri dönüş olmadı. Bu işin geri dönüşü yok. Rüzgar, bir baksana abi. Kankacığım hemen geliyorum. Bir saniye izin ver. Ada, bak kendini gerçekten küçük düşürüyorsun. Gerçekten. Ya rezil ediyorsun kendini ya. Senin burada yerin yok. Benim için burada olduğunu biliyorum. Biliyorum. Senin için burada olduğumu nereden çıkardın Rüzgar? Ha? Buradayım, evet. Çünkü Bora Bey reddedemeyeceğim bir teklif yaptı bana. Anladın mı? Seninle bir alakası yok. Beni burada görmeye alışsan iyi edersin. Bora Beyciğim, ben de böyle bir yazı hazırladım. Tarbur. Burç yorumlarıyla tarotu buluşturan bir yazı. İş mi arıyorsunuz? Tarbur'a bakın. Sevgiliniz sizi mi aldattı? Hepsi Tarbur'da. Tarbur'a bakın ha? Tarbur. Baş editör olarak bu fikirlerin önce sana gelmesi gerekiyordu Tuğçe. Sen bunlara onay verdin mi? Daha onaylamamıştım ama. İsterseniz ben ilgileneyim. Daha kreatif şeyler bulabiliriz çünkü diye düşünüyorum. Sen mi daha kreatif? Şimdiye kadar çalışmış olmanız lazımdı. Bakın, eğer yarına kadar daha iyi fikirlerle gelmezseniz ofise gelmeye de isamet etmeyin, tamam mı? Anladınız mı? Evet Boracığım. Güzel, çok güzel. Çıkabilirsiniz, toplantı bitmiştir. Ne oldu? Masanı bulamadın mı? Hı? Unuttular herhalde. Hatırlatırım Pırıl'a. Unutmadılar canım. Masan yok. Daha önce de Bora Bey'in hiçbir asistanı masası olacak kadar dayanamadı. Benim bir masam olacak Rüzgar. Sen merak etme. Hatta belki bu masa. Hı hı. Bu masanın sahibi bu şirketin baş editörü. Bora Bey bu akşam milyonluk iş imzalarken onunla beraber olacak. Sen de böyle masa gezip kahve dağıtacaksın, anladın mı? Yani masa falan yok, okey? Kapış? Efendim anne, söyle. Ne? Rüzgar'la Tuğçe'nin ilişkisi yeni başlamış. 3 gün oluyormuş daha. Sence de çok garip değil mi? Yani Rüzgar 3 aydır şirkette. Ne oldu? 3 günde mi aşık oldu kız buna? Ha? Bu işin içinde bir iş var. Ya zaten aklı olan herhangi bir kadın Rüzgar'a aşık olabileceğini sanmıyorum ben. Selin, komik değil. Tamam? Yapma. Ay tamam. Rüzgar'ın gözü iyice kör olmuş zaten. Biraz önce bana Tuğçe akşam milyonluk iş yemeğine Bora Bey'le birlikte gidecek. Ama sen kahve taşıyacaksın dedi. Çok ağrıma gitti. Vay şerefsiz. Bak kızım sakın gardını indirmiyorsun. Hatta bu akşam o yemeğe sen gideceksin Tuğçe'nin yerine, anlaşıldı mı? Kızım ben adamın asistanıyım. Ne diye gideceğim? Ne işim var benim orada? Ya vallahi onu da sen düşüneceksin yani. Fasulyenin de kabuğu var ama soyuluyor kardeşim. Tamam, neyse işim var, konuşuruz. Ben Bora Uyuz'uma nasıl ikna edeceğim, ne yapacağım ya? Bora Beyciğim? Çok acil çıkmamız lazım, çabuk. O Uyuz lafını da bir hale konuşacağız. Dua et, acelemiz var. Dua et. Duymuş. Çer